son şu write, modify artı full kontrol ve write permission'lara bakmıştık. Şimdi tekrar kendi admin olarak kullanıcınıza bir geçiş yapın. Kendi kullanıcınıza. İşte kullanıcı adınız neyse. Ben de Şahin. Ben tekrar buraya bir geçiş yapıyorum. Tekrar kendi kullanıcıma geçiş yaptım. NTFS klasörünün özelliklerine gittim tekrar. Şuraya kadar geldim. Security tabına. NTFS klasörünün özelliklerine gidip şuradan Security tabına geldim. Security tabı. Security tabına geldiğinizde şurada dördüncü bir izniniz var. Full control. Şu. Modify ve read permissionlarından başka, write permissionlarından başka full control diye bir izin vardı. Şimdi full control ne yapıyor? Modify hani de siliyor, şu okuyor, şu da bir takım yazma işlemleri falan yapıyor da full control ne iş yapıyor? Hani silme, yazma, değiştirme, bunların dışında kalan ne kaldı? Kesinlikle. Full control'un yaptığı şey şuraya müdahale edebilmek. Şuraya. Eğer full control hakkınız varsa bilin ki buraya adam ekleyip adam çıkarabiliyorsunuz. Yani ben şu an edit deyip, add deyip, işte U1'e ekleyebiliyorsam bileyim ki full control hakkım olduğundan yapabiliyorum bunu. Tamam. Bu arada full control hepsini içeriyor. Yani modify, read and execute, ondan sonra write, read hepsini içeriyor. Dolayısıyla full control verdiğinizde artık şuraya da müdahale edebilmeye başlıyorsunuz. Tamam. Buralara bir şeyler ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Yani modify hakkınız olsa buraya gidip bir şeyler yapamıyorsunuz. Ekleyemiyorsunuz, çıkaramıyorsunuz. Tamam. Full control execute buraya birilerini ekleyip çıkarmak için varlar. Tamam. Full control'un yaptığı bir şey daha var. Hemen şöyle bir göstereyim size. Şöyle bir advanced'a tıklayın. Advanced'a. Advanced'dan effective permissions'a gelin. Advanced permission'a tıkladıktan sonra şurada effective permissions diye bir şey var. Effective permissions. Effective Permissions'ın yaptığı şey şu, basitçe söyleyeyim. Sizin kullanıcılarınızın izinlerini buradan görebiliyorsunuz. Ben şu an mesela Read'in ne olduğunu şuradan görebiliyorum. Read'in ne hakkı var? Okuma hakkı var. Ama mesela burası biraz karışmaya başladığı sürece, karıştıkça o zaman buradan kimin ne hakkı olduğunu göremeyebilirsiniz. Yani buradan oturup uğraşmaksa gelip şuradan Effective Permissions'a gelip şuradan işte Select deyip mesela Read'in ne hakkı var dediğiniz zaman buradan görebiliyorsunuz. SBSO. Hemen gösterelim. Select, işte read. Şuradan select'e basıp sonra şuradan read'i seçtim. Read'i seçtim de işte read'in şu hakları varmış. Read, meet bir şeyleri varmış. Tamam. Hangi kullanıcının ne hakkı var buradan görebiliyorsunuz. Sadece görüyorsunuz, vermiyorsunuz. Sadece bakıyorsunuz. Effective permissions. Tamam. Bunu unutmayın. Effective permissions'ı. Sana da sorarlar. Peki full control'un iki tane olayı var dedik. Bir tanesi oraya adam ekleyip çıkarabiliyor. Permission'ları değiştirebiliyor. Yani şöyle olsun, böyle olsun ne biliyor. Aynı zamanda bir şey daha yapabiliyor. Ownership. Take ownership. Owner ne demek? Sahip demek değil mi? Sahip. Ownership'in yaptığı şey şu. Mesela siz C'nin altında bir klasör yapsanız. İşte read kullanıcısı olarak read. Read kullanıcısı olarak C'de bir kullanıcı şey. Klasör yapsanız. Mesela ismine ne olsun? İşte falan olsun. Falan diye bir klasör yaptınız. Şimdi bu falan klasörünün owner'ı kim? Owner'ı. Owner sahip demek değil mi? Klasör oluşturan kim? Read. Dolayısıyla bu durumda falan klasörün sahibi kim? Read değil mi? Falan klasörün sahibi read olmasından dolayı read'in otomatik olarak şu hakkı geliyor. Read'de. Şimdi bu ne işine yarayacak? Yani read'in böyle bir hakkı olmasının esprisi ne? Yani owner'lığı alabilmesinin sağladığı şey ne? Owner'lığın esprisi şu. Mesela şöyle düşünün. Bir tane daha klasörümüz var. Bu klasörde iki kişinin hakkı var. Mesela Ali bu klasörü yapmış. Ali. Ali'nin yaptığı klasör. Sonra Ali bu klasör benim dedi. Benim. Benim nasıl olsa benim. Başka kimseye erişemesi istiyorum dedi. Sonra gitti adminleri şutladı. Adminleri. Mesela admin gitti. Admin'i şutladı burada. Şimdi artık admin bu klasöre erişebilir mi?
Admin. Düşünün. Yani şu şekilde bıraktığım zaman. Ya Ali dosyanın sahibi. Sahibi olduğu için adam her şeyi yapma hakkına sahip. Full kontrol hakkına sahip. Oluşturduğu için. Dolayısıyla herkes şutlayabiliyor. Admin'in de şutladığını düşünün. Admin gidip o dosyaya erişemeyecek. Admin'e erişebilme hakkı olmayacak. Niye? Çünkü o dosya adamın artık istediğini yapabilir. Ama admin, bilgisayarınızdaki adminler admin olduğu için her şeyi yapabilme hakkına sahipler. Dolayısıyla adminler otomatik olarak doğuştan itibaren şu hakka sahipler. Yani şimdi Ali admin'i şutları da adminle işte dosya benimdir deyip Ali'yi şutlayabilir sonra. Tamam. Yani o sahipliği alabilme hakkına sahipler adminler otomatik olarak. Yani adminleri nereden şutlarsanız şutlayın. Eğer adam adminse gidip her şeyi düğümüze edebilir. Tamam. Onun sebebi de şu. Onun için bu hakka sahip oldukları için. Tamam. Dolayısıyla adminler dediğiniz gibi her yerde nereden şutlarsanız şutlayın. Adamlar gelip düğümüze edebilirsiniz. Tamam. Yani full kontrolün yaptığı iki tane şey var. Tekrar söylüyorum. Oraları birilerine ekleyip çıkarmak. Aynı zamanda dosyaların sahiplerini almak. Dosyaların sahiplerini almak demek dosya üzerindeki her şeyi yapabilmek demek. Her şeye sahip olmak demek. Dolayısıyla siz bir klasörden adminleri şutlasanız dahi adminler isteğini yapıyor. Onu dur diyemiyorsunuz. Öyle bir şansınız yok. Peki. Hemen şöyle bir test yapalım. Ya adminin olmasının esprisi zaten admin olması. Mesela daha sonra başka bir şey konuşacağız. Dosya şifreleme yöntemleri var mesela. Dandik bu kullanıcı gidip dosyasını şifreleyecek ama admin sonra gidip açabilecek. Tabii chat diye açamıyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Konuşacağız. Admin her şeyi yapabilmeli ortamda. Peki. Şimdi read'e geçiş yapalım. Ah. Chat'tan da. Read'e geçiş yapın. Read kendisine bir klasör yapsın. Read. Read C'de kendisine bir klasör yapsın. Yaptığınız her klasör, her dosya için o dosyanın sahibi ve klasörün de sahipsiz olduğunuzdan dolayı her şeyi yapma hakkına sahipsiniz. Her şeyi, full kontrol hakkınız var. Mesela şu an read, şuraya klasör oluşturamıyor gerçi de. Bir tek dosyası oluşturabiliyor olsaydı eğer, öyle bir hakkı olsaydı eğer, onu oluşturduğundan dolayı modify olmasa dahi dosyayı silebilecekti. Gidip değiştirebilecekti. Niye? Çünkü kendi oluşturduğu için. Tamam. Şimdi read, C'de bir tane klasör yapsın. İşte read'in klasörü. Read'in klasörü diye bir tane klasör yaptım bundan. Ama madem benim dedi bu klasör, madem bu adamın klasörü. Read şunu da yapıyor. Özelliklerine gidiyor. Read bir tane klasör yapıp özelliklerine gitti. Sonra security tabuna gidiyor. Aa, bakıyor ki adminler var. Olmadı diyor. Adminleri buradan şutlayacak. Adminleri şutlayabilmesi için ne yapması lazım önce? Bir kere edit deyip remove demeye çalıştığı zaman edemiyor. Ne yapması lazım? Önce bir inheritance'ı kaldırması lazım. Inheritance'ı. Yani edit deyip silememesinin sebebi tamam mıdır? Yani inheritance'dan dolayı, yukarıdan geldiğinden dolayı. Ne yapacak admin? Read. Advanced'a gidecek. Sonra change permissions deyip şunu kaldıracak. Add deyin. Artık remove demeniz için bir sebep yok. Add deyin. Sonra gidelim oradan kaldıralım. Yaptığım şeyi tekrar göstereyim. Read'in yapacağı şey sadece kendisini bırakmak. Yapacağı şey bu. Advanced. Change permissions. Sonra kaldırdım ve add dedim. Ekliyorum. Tamam. Sonra bir okey. Bir daha okey. Şimdi read'in klasörü diye bir klasör var. Adam aradaki bağlantıyı da geçti. Sonra edit dedi. Herkesi şutladı. Sonra sadece kendini ekliyor. Beat. Ve de full kontrol. Sadece kendisine full kontrol veriyor. Farkındasınız değil mi? Yani normalde read'in hani sınırlı bir kullanıcı işte klasör gidip bir şeyleri değiştirme hakkı falan yok. Hiçbir şey yok. Adam sadece kendi yaptığı klasör üzerinde yapıyor. Başka klasör üzerinde bunu yapamaz. Bunlar yok. Çünkü kendi oluşturduğu klasör değil. Bu klasörün owner'ı şu an bu adam, read. O yüzden gitti değiştirebiliyor burayı. Herkesi şutlayıp sadece kendisini ekledi. Tamam. Sonra okey. Şimdi
sadece burada read olmasından dolayı admin'in bu kadar süre erişebilmesini bekliyor muyuz? Şu an admin mi admin yok şurada. Yani admin'in kurtaramayacağı bir şey de yok burada. Dolayısıyla admin de bu kadar süre erişemeyecek. Hatta özelliklerine gidip şuradaki security tabunu falan da görüntülemeyecek. Göreceksiniz şimdi. Tamam. Tekrar admin olan kendi kullanıcınıza geçiş yapın. Switch user. Shine. Sonra computer. C. Admin reading klasörünün özelliklerine gitmeye çalışıyor. Gidiyor. Özelliklerine gitti. Sonra security tabuna gidiyor. Hiçbir şey göremiyor. Kendi kullanıcıma geçiş yaptım. Sonra klasöre erişmeye çalışıyorum. Security tabuna geldim. O diyor ki senin buraya erişebilmek için admin hakkına falan filan sahip olman lazım diyor. Burayı görebilmen için. Bakın dikkat etseniz burayı göremiyor bile adam. Niye? Çünkü hakkı yok. Dolayısıyla ne yapacak bu adam? Elimlerin ne hakkı vardı? Sahipliği alabilme hakkı vardı. Dosyanın sahipliğini değiştirebilme hakları vardı. Onu yapmak için bir advanced diyoruz. Advanced dedikten sonra bakın şurada owner diye bir tab var. Advanced dedikten sonra owner. Owner sahip demek, tekrar söylüyorum. Bakın owner'a geldiğinizde unable to display current owner diyor. Yani şu anki sahip kim onu göremiyorum diyor. Niye? Çünkü onu görme hakkınız bile yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir hakkınız yok. Yani dosyanın içine giremiyorsunuz. Gidip özelliklerine gidip göremiyorsunuz. Hatta sahibi kim onu bile göremiyorsunuz. Altta bakın şurada bir şey yazıyor. Change owner to. Yani owner'ı şuna doğru değiştir demiş oluyorsunuz. Sahibi bu olsun diyorsunuz. Ama adminlerin bunu yapma hakları var. Tamam. Sahiplerini değiştirebilirler. Nasıl yapıyorlar? Edit diyorsunuz. Edit. Aynı mantık burada da var. Yani değiştiremiyorsunuz. Önce bir edit demek lazım değiştirmek için. Edit dedikten sonra şunu yapabilirsiniz. Bu dosyanın sahibi Şahin'dir diyebilirsiniz. Şahin bir admin olduğu için. Aynı zamanda administrator da diyebilirsiniz. Niye? Çünkü aynı kapıya çıkacak. Şu gördüğünüz bir grup administrators. Gruplardan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Bu administrators bir grup. Şahin zaten otomatik olarak bu grubun üyesi olduğu için zaten admin. O sebeple de şunu seçip direkt aslında bütün adminler bu dosyanın sahibidir diyebilirsiniz. O da aynı kapıya çıkar. Tamam. Yani şunu derseniz bir kişi için, bunu derseniz bütün adminler için demiş olacaksınız. Oh. İşte biz bütün adminleri seçelim. Seçtikten sonra bir okey diyorsunuz. Edit dedik. Administrators'lar, adminlerin hepsi bu klasörün owner'dır demiş oldum. Okey. Bak diyor sen şu onları falan filan değiştiriyorsun diyor. Evet. Şey diyor. Pencereyi kapat ondan sonra bir daha bak diyor. Size söylediği şey yok. Yani sen onları değiştirdiğin halde yaptığın değişiklikleri göremeyeceksin. Komple properties kapat bir daha gel diyor. Söylediği şey yok. Okey. Okey. Bir daha okey. Bunları yaptıktan sonra read'in özelliklerine tekrar gidip bakın orasını değiştirebilir geldiğini göreceksiniz bu sefer. Okey. Properties ve security tabuna gidersem Allah Allah. Biz admin'i seçip okey demedik mi? Zaten şu an öyle diyor. Bizim Şahin admin değil mi? Bolton deyince çıkacak zaten. Normalde otomatik gelmesi lazım. Bizim Şahin admin değil mi acaba ya? Şahin'e verelim bakalım. Şahin okay. Bizim admin değilmiş herhalde. Okey diyoruz ama hocam. Apply dediğin zaman pencereyi kapatmadan okey demiş oluyorsun. Okey dediğin zaman pencereyi kapatıp apply demiş oluyorsun. Aynı kapıya çıkıyor yani. Göremiyorsanız kendi kullanıcınızı direkt ekleyin. Bizim eleman herhalde admin değil. Nasıl admin değil? O da bilmiyorum. Onu ben kontrol ederim şimdi. Sonra işte onları aldıktan sonra edit deyip adam kendi kendisini buraya ekleyebiliyor. İşte kimdir bize? Şahin. Şahin kendi kendisine full kontrol verdi. Reader'e tuşladı. Artık. İşte admin böyle alıyor sahipliği. Eleman admin değil miydi?
ve enteresan davrandı orada ama. Kontinjanını elinizde yine alabileceksiniz. Çünkü hakkınız olduğundan dolayı. Ama bizim istediğimiz şey o değil. Direkt burasının gelmesini istemiştik. Bir enteresanlık oldu herhalde. Var mı bu şekilde 10 lira alamayan? Yani yaptığınız şey 10 lira gidip şu 10 lira diyorsunuz. Tabii bunu yapmak için admin olmak lazım. Zaten admin olmasak oraya kadar gidemezdik. Var mı problem 10 liralık? Adminseniz her şeyi dümdüz edebiliyorsunuz. Şunu yaptınız. Yani şurada bir ton klasör yaptınız falan. Bu klasörlerin izinleri falan karıştı. Yani kimin ne izni olduğu falan filan. Yanlış şeyler yaptınız, bozdunuz falan. Düzeltmek istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz şey bu. Yani şu en başta bir klasör yaptığınızda onun özelliklerine gittiğinizde şöyle geliyordu ya. Bu hale çevirmek istiyorsunuz mesela. Tamam. Ya da şu klasörün altına başka klasörler oluşturmuşsunuz. Bu klasörlerde başka izinler ayarlamışsınız falan. En üstte gibi olsun istiyorsunuz her şey. En üstten aşağı doğru gitsin istiyorsunuz her şey. Yani siz altına bir klasör yaptınız. Bu klasörde başka bir izin olsun dediniz. Sonra gidip bunun altına başka bir klasör yaptınız. Bunun altına başka izin olsun falan dediniz. Sonra bu yaptığınız izinlerin yanlış olduğunu farkına vardınız. Sonra en başa geri dönmek istiyorsunuz. Başa. Onu nasıl yapacaksınız? Onu yapmak için de şöyle yapıyorsunuz. Herhangi bir klasörün özelliklerine ya da oluşturduğunuz bir klasörün özelliklerine gidin. Bir tanesini. Mesela reading klasörüne gidelim. Maksat nasıl yapıldığını göstermek. Reading klasörüne gittiğinizde bakın security kısmına gidin. Yani buradan yapabiliriz onu. Nereden yapacağız? Tamirde bir an var mı? Advanced'dan yapacağız. Yani burada yok. Buradan sadece izinleri atabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir advanced dedik. Advanced. Şuradan. Ben şimdi eski haline çevirmek istiyorum. Yani bütün bunun altında bulunan klasörler aynı izinlere sahip olsunlar. İstiyorum. Bakın change permissions dediğinizde bu sefer inheritance'ın altında bir checkbox daha var. Ne diyor? Diyor ki bu klasörün altında bulunan bütün child dediğin çocuk demek aslında ama alt klasör anlamında bütün alt objeler için yukarısında ne diyorsa onları söyle diyor. Yani söylediği şey şu. Sizin oluşturduğunuz alt klasörlerde yaptığınız izinler bozulduysa eğer diyebiliyorsunuz ki sen yukarıdan aşağı doğru bütün izinleri bas demiş oluyorsunuz. Yani en dışarıdaki klasör en alta kadar izinleri gidecek şekilde izin ataması yapılıyor. Yaptığı şey bu. Bunun tam tersi. Bu ne yapıyor? O aradaki bağlantıyı koparıyor. Bu tekrar o aradaki bağlantıyı kuruyor. Tamam. Alt taraflara doğru izinleri basmanızı sağlıyor. İşaretlediğinizde, okey dediğinizde yukarıdan aşağı doğru izinler basılacak. Bu sefer basılıyor. Bildiğiniz basılıyor. Şunu yaptığınız zaman yukarıdan alınıyordu. Ama ben replace dediğim zaman yukarıdan aşağı doğru basılıyor. Ne kadar obje varsa eğer. Tamam. Yani şöyle yapıyorsunuz. Mesela bizim şu an C'de bir ton klasörümüz oldu şöyle. İşte reading klasörü var. İşte NTFS var. New folder var. Şunlar falan var. Şunların hepsi benim daha önce oluşturduğum klasörler. Ve bunlara gidip izinlerini bozdum ben. Bir ton izin yaptık. İşte NTFS'e retry bilmem neler falan filan ekledik mesela. Gibi. Ben bunları en yukarıdan gelecek şekilde eski haline dönmesini istiyorum. Mesela sistem gelsin, authenticate user gelsin. Yukarısı ne diyorsa aşağısı da öyle olsun istiyorum. Peki duruma göre, şu konuştuğumuz duruma göre ben izin atamasını nereden basacağım? İzinleri nereden basacağım? Yani şu NTFS klasörün özelliklerine gittiğimde varsayılan haline geri dönsün istiyorum. Varsayılan haline. İşte sistem vardı, authenticate users vardı. C'nin kendisinden basacağız değil mi? Bir geriden basacağım. Yani C'de ne diyorduk biz? C'deki izinler. Şunları diyordun değil mi? Şunlar. Dolayısıyla bunlara gidip ben aşağı doğru bas diyeceğim dediğim zaman hepsi olacak eski haline geri dönmüş olacak. Yani yapacağınız şey şu basitçe. C'nin özelliklerine security tabına gidip advanced dedikten sonra demin gösterdiğim checkbox'ı işaretleyeceksiniz. Bu kadar. Bunu işaretlediğinizde C'nin altında bulunan bütün klasörler eski hallerine, varsayılan hallerine geri dönecekler. Tamam. Sonradan yaptığımız derken? Demin yaptık ya, hani klasörler ekledik. Hı? Ona verdiğimiz izinler de gidecek mi yoksa hani hepsi mi? Onlar gidecekler. Tamam. Yani hiçbir şey yapmamız için.
sen hana geri dönüyorsun, başa. Sonra bir okey. Bak ya, emin misin yapmak isteyeceğinin içine basacaksın falan diyor da. Yes. Çünkü ne demiştim, buradan ayarları kurcalamamak lazım normal şartlar altında. Hani sonuç görmek açısından böyle yapıyoruz. İşte C. Yes. Şunları, bunlar sistem klasörleri için uyarı veriyor da. Keşke buralara yapmasaydık. O biraz sürecek. Sizin yapmanıza gerek yok. Maksat şunu göstermekti. Herhalde buraları yaptı. Bakın reading klasör tekrar eski haline dönmüş. NTFS diye bir klasör vardı. Bakın o da eski haline dönmüş. Ya da new folder'lar vardı burada. Onlar zaten eski hallerine geri dönmüşler. Yani yaptığım şey yukarıdan aşağı doğru basmak. Yani o checkbox'ı göstermek için risk aldık ama sonuçta ortaya çıkan sonuç bu. Yukarıdan aşağı doğru şöyle olsun böyle olsun diyebiliyorsunuz. Yani bozduğunuz zaman geri dönme şansınız da var. Aslında bilmeniz gereken tek şey o checkbox'ı işaretlemek, o kadar. Yoksa gidip tek tek düzeltmekle uğraşmayacaksınız. Öyle bir durum için bir snapshot alıp şeyle yapalım. Evet. Snapshot var mı sormak istediniz? Oradaki checkbox'la ilgili. Replace yapın, olsun bir sınıf. Peki gelelim son olaya. Son olaya. Şimdi mesela NTFS klasörünün tekrar bir özelliklerine gelin. NTFS'in özelliklerine. NTFS'in özelliklerine gidip security tabına giderseniz şu an bende şu şekilde gözüküyorlar. Şöyle. Bendeki durum şu. Ya da herhangi bir tane yeni bir klasör yapıp buraya da gelebilirsiniz security tabına, fark etmez. Şimdi bizim U1 diye bir kullanıcımız var. Ben U1'in bu klasöre erişmesini engellemek istiyorum. U1'in erişmesini engellemek istiyorum. Şimdi U1 burada var mı? Var mı? O1 var mı burada? Var mı yok mu? U1 var mı yok mu? Yani şu ekrana bakıyorsunuz değil mi? U1 yok. Yani olmadığı için de erişememesi gerekiyor değil mi normal şartlar altında? Ama hani bizim kullanıcılarımızın hakkını görüntüleyebildiğiniz bir yer vardı ya. Effective Permissions. Az önce gördünüz. Oraya bir gidin. Advanced. Şuradaki Advanced'a tıkladım. Sonra Effective Permissions'a gidip diyorum ki bizim U1'in ne hakkı var? Şuradan sol taraftan select deyip U1 dedim şuraya. Bakın bir ton hakkı olacak adamın. U1'i gösterdim. U1'in ne hakkı var diye. U1'in bir ton hakkı var. Her şeyi var hatta. Ama U1 yok burada. O nereden geliyor? Aynen öyle. Bakın şimdi U1 burada gözükmüyor. Olsa bile U1'in her türlü hakkı var değil mi? Her türlü hakkı olduğundan dolayı her şeyi yapabiliyor adam. Niye? Çünkü bizim U1 admin yaptık büyük ihtimalle. U1 admin olduğu için bu şekilde görüyorsunuz. Dolayısıyla U1'in geldiği yer şuradaki iki tane şeyden, iki tane gruptan bir tanesi. Burada gördüğünüz her birisi bir tane grup. Grup gibi görüntüleriniz. Bakın şurada iki tane özel grup var. Authenticate Users, Users ve Administrators diye üç tane grup var. Yani şunun ne olduğu kimliği çok önemli değil. Şimdi U1'in orada haklara sahip olmasının sebebi şu. Şuradaki grup. Siz gidip bu grubu otomatik olarak buraya eklediğinizde, bu grup buraya otomatik olarak eklediğinizde ve bu gruba bir takım izinler atadığınızda, mesela Administrators'ın her şeyi yapma yetkisi vardı ya. U1'de bizim admin olduğu için her şeyi yapabilme yetkisine sahip. Dolayısıyla sizin eklediğiniz adamdan dolayı, gruptan dolayı admin U1'in de her türlü şey yapmaya hakkı var. Tamam? Çünkü bu grubun üyesi otomatik olarak. Mesela ben gidip Shine'i sorgulasam, effective permission'dan Shine'lere baksam, Shine burada yok. Ama Shine admin olduğu için her şeyi yapabilme hakkına sahip. Niye? Çünkü buraya ekli olmasından dolayı. Tamam? Ya da aynı şekilde gidip read'i kurcalasanız, read kullanıcının ne hakkı var diye baksanız, read burada olmamasına rağmen şurada users diye bir şey var. Users. Bilgisayarınızdaki bütün kullanıcılar aslında kullanıcıdır. Users'tır. Dolayısıyla read'inle bakacaksınız. İşte dosya oluşturma, artı içine girebilme, bir takım şeyleri değiştirme hakkı olduklarını göreceksiniz. Nereden geliyor bunlar? İşte şuralardan geliyor. Bunların her birisi birer grup. Tamam.
Dolayısıyla amacınız bir kullanıcıyı engellemekse ne yapacaksınız bu durumda? Ekstra kullanıcılar ekleyeceğiz. Aynen. Bakın şimdi ben users'ı kaldırabilirim. Yani edit deyip users gitsin falan diyebilirim. Inheritance'ı kaldırdıktan sonra olur. Ama users'ı kaldırdığınızda herkesi şutlamış olacaksınız. Amacınız tek bir kişiyi engellemekse eğer. Yani ne yapabiliriz o zaman? Tek bir kişiyi engellemekse. Mantıken düşünmelisiniz. Hani bunları şutlayamıyoruz. Bunlar olmalılar. Çünkü bizim amacımız tek bir kişiyi engellemek. O yüzden ne yapacaksınız? Yani mantık şu. Ben Uber'e ekleyeceğim. Uber'e erişmesin diyeceğim. Tamam. Erişmesin diyeceğim. Hakkı olmasın diyeceğim. Onu nasıl yapacaksınız? Editledikten sonra add deyip ben buraya Uber'e ekleyeceğim bir kere. Uber. Uber'in yapmamasını istediğim şey erişemesin. Bu kadar erişemesin. Hiçbir şey yapamasın. Add derim, Uber derim. Edit, NTFS, add ve Uber. Benim amacım Uber'in erişmesini engellemek. Uber erişemesini istiyorum. Yani komple adminleri falan şutlayabilirsiniz. Adminleri şutladığınız zaman dediğim gibi herkes gidecek. O sebeple ben sadece Uber'i engellemek istiyorum. Bakın şurada bir grup deny kuralı var. Allow ne demek? İzin vermek demek. Deny, engellemek demek. Dolayısıyla ben Uber erişemesini istiyorsam, hiçbir şey yapamasını istiyorsam bu klasör üzerinde komple full control deny diyebilirsiniz. Full control deny dediğinizde adam bu klasör üzerinde hiçbir şey yapamayacak. Hiç. Klasörün içine giremeyecek, özelliklerine giremeyecek. İşte içine giremediği için zaten dosya masa da oluşturamayacak. Hiçbir şey yapamayacak. Ama mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Full control deny vermektense işte mesela adam dosyanın içine girebilsin. Mesela readleri olmasın. Sadece işte write deny olsun. İşte ama readleri allow olsun mesela diyebilirsiniz. Adam write'ı yapamayacak. Zaten bunu yapmanıza gerek bile yok. Çünkü kullanıcı zaten şöyle söyleyeyim. O ters olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle düşünün. Ben şimdi sadece buraya U1'e ekledim ya. U1'e. U1'e dedim ki sadece şunlar haklı olsun. U1'e. Read hakkı var. İşte list folder, contents ve read hakkı var değil mi? Ne yapabiliyor U1? Dosyaları açıp okuyabiliyor. Çalıştırabiliyor falan. Peki baktığınızda read'in daha fazla şey yaptığını göreceksiniz. Niye size read daha fazla şey yapıyor? Bakın ben sadece U1'e read diyorum ya. U1'e şu hakları verdim ya. Ama baktığınızda Uber'in daha fazla şey yapabildiğini göreceksiniz. Sebep şu. Users var ya burada, users. Uber'i ekledim. Uber aynı zamanda bir users olduğu için aynı zamanda users'tan gelen haklar da eklenecek adama. Yani şöyle düşünün. Benim users'ımın neyi varmış? Sadece read'leri varmış. Neyse. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Eğer gruptan bir üyelik şey, gruptan bir hak geliyorsa buna o eklenecek. Aynı zamanda kendi verdiğiniz haklar eklenecek. Tamam mı? Söylemeye çalıştığım şey yok. Dolayısıyla şu şekilde işte şunlar allow olsun, şunlar da deny olsun diyebiliyorsunuz. Yani her şeyi deny etmenize gerek yok. İşte full control deny derseniz de her şeyi deny etmiş olacaksınız. Tamam. Var mı problem deny ile ilgili? Deny'e bastığınızda size bir uyarı verecek. Bir testini yapın hemen. Hemen bir testini yapın. Oraya U break deyip U1'in deny edin. O bir deney olsun. Her şeyi deney. O bir deney ettiğinizde size bir uyarı verecek. Uyarıda da diyecek ki bak deney kuralı yapıyorsun. Haberin olsun, dikkatli ol. Çünkü deney kuralı her durumda ne derseniz deyin kendisinin söylediğini geçerli yapacak. Yani deney her durumda ezecek allow. Siz gidip bu adamı başka bir yerden allow verseniz, başka gruplardan allow verseniz ki düşünün U1 bizim user değil mi? Aynı zamanda. User'dan bir allow'u var adamın. Read hakkı var. Ama biz U1'e aynı zamanda deny veriyoruz. Düşünün. Dolayısıyla deny verdiğin için sen nereden allow verirsen ver o geçerli olmayacak. Deny geçerli olacaktır size. Uyarı veriyor. Her durumda deny ezecek. Siz deny verdikten sonra adam hiçbir şekilde erişemeyecek. Gruptan hakkı olsa dahi. Mesela bizim örnekte olduğu gibi. U1'in deny'i var ama user'dan U1 aynı zamanda bir user olduğu için user'dan da read'i var. Ama siz deny dediğiniz için pardon deny olacak. Yani kastettiğim şey şu. Okey dediğinizde bak diyor deny permission'ı veriyorsun haberin olsun. İşte gruptan bir yerler, bir şeylerden bir şey bir yerler geliyorsa onlar geçerli olmayacak haberin olsun diyor.
dosyalar başkalarının olduğu için öyle sorayım. Continue'yip geçin onu. Sonra U1'e geçiş yapıp native'den sonra U1'le erişmeye çalışın klasöre. Password 1 vermiştik ya bu sefer. Switch user, U1'e geçiş yapıyorum. O bir bizim adminlerden bir tanesi, admin olmasına rağmen. O bir... Nerede o? Erişmeye çalışıyor, hakkın yok diyor. Tamam yoksa ben bir kontin deyip diyor. Erişemez. Adamın admin olmasına rağmen bütün hakkı almış olmuş. Tabi admin olduğu için hala onurlu değiştirme hakkı var. Peki, deny permission'ı unutmayın. Deny permission önemli bir permission. Security tabi ile ilgili anlatacağımız son şeye de bakalım. Security izinleri ile ilgili. C'de oluşturduğumuz gereksiz klasörleri silin. Yani şu eskiden kullandığımız klasörler vardı ya, onları bir silin. Tekrar admin kullanıcınıza geçiş yapın. Onları silin. Şu önce oluşturduğumuz klasörlerin hepsini sildim. Şöyle şu haldeyim. Sonra buraya iki tane klasör yapıyorsunuz. 1 ve 2 diye iki tane klasör. Bir tane 1, bir tane de 2. Direkt C'nin altına. Bir tanesi 1, bir tanesi de 2. New folder ismi 1. Sonra bir tane daha sağlıklı new folder ismi 2. Şöyle 1 ve 2 diye. Şimdi şöyle bir olay var, hemen bahsederim ondan. Şimdi ben bir klasörüne bir takım izinler atamışım. Mesela bir klasöründe bir takım izinler var. Sonra bir klasöründeki altında bulunan bütün dosyalarda o izinlerden etkileniyor, artık biliyorsunuz bunu. Dolayısıyla ben bir klasörün altına bir text dosyası oluşturursam bir klasöründe ne izin varsa o gelecek, değil mi? Şimdi ben iki klasöründe başka izinler vermişim. İki klasöründe başka izinler var. Şimdi şunu düşünelim. Ben bir klasöründeki dosyayı iki klasöründe kopyalarsam ne izinler gelmesini bekleriz? Yani şöyle düşünün. Bir klasöründe bir tane text dosyası var. Ben bunu kopyaladım iki klasöründe. İki klasöründe farklı izinler var. Ne olmasını bekleriz? Onlara konuşacağız. Tamam. Şöyle bir klasörünü açtım. Şöyle sol tarafa attım ben. Maksat hani ikiye bölüp farkını görmek. Şöyle 1 ve 2 klasörlerini açabilirsiniz şöyle. Bir klasöründe 2 tane text dosyası yapıyorum. 2 tane text dosyası. Bir tanesi copy olsun. Bir tanesi de move. Niye? Çünkü taşıma ve kopyalama durumunda neler olacak onları göreceğiz. Bir klasöründe copy ve move diye 2 tane text dosyası yaptım. Sonra bir klasörünüz security tabına U1'i ekleyip full kontrol veriyorsunuz. Bir klasörünün özelliklerine gidip security tabına gidip U1'e full kontrol, iki klasörüne de gidip U2'ye full kontrol veriyorsunuz. Orada
oradaki izinler izinler dışında. Yani bir klasörüne, bir klasör özelliklerine gittim. Oradan security tabına UV'de ekleyip full kontrol veriyorum UV'de. Bir klasöründe UV'de full kontrol verdim. Sonra aynı şekilde iki klasöründe de UV2'ye full kontrol vereceksiniz. Yok yok, sadece bir klasöründe. Bir klasöründe iki tane dosya yapın. İsimler önemli değil. Yani ben maksat mantıklı olsun diye yazdım. Bir tanesini kopyalayacağım, bir tanesini taşıyacağım. O yüzden öyle isimler verdim. Var mı izinleri veremeyen? Okey. Okey. Sonra iki klasörüne de gidip bu ikiyi ekliyorum. Yani bir klasöründe U1'in hakkı var, iki klasöründe U2'nin hakkı var gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şunu düşünmelisiniz. Siz bir dosyayı bir yere kopyalarken ne oluyor arka planda, onu düşünmelisiniz. Bir dosyayı bir klasörden bir klasöre kopyaladığınızda, ki aynı disk, aynı partition üzerindeyse, aynı sürücü içerisindeyse, şunu yapıyorsunuz aslında, kopyalıyorsunuz. Kopya yaptıktan sonra karşı tarafa dosyayı kopyaladığınızda, dosya karşı tarafa tekrar oluşturuluyor. Yani ben kopyala yaptığım zaman diğer klasörde aynı dosya tekrar oluşturuluyor, sıfırdan oluşturuluyor. Şöyle düşünün, ben iki klasöründe bir text dosyası yapsam, iki klasöründe bir text dosyası yapsam kimin izinlerini alacak? İki klasörü içerisinde bir text dosyası yapsam kimin izinlerini alacak? İki klasörün izinlerini alacak değil mi? Dolayısıyla siz aynı partition üzerinde bir dosyayı bir yerden bir yere kopyalarsanız eğer hedefin izinlerini alacak. Hemen deneyelim. Copy, paste. Yani kopyalamak demek aslında dosyayı yeniden oluşturmak demek karşı tarafta. Şimdi copy'nin özelliklerine gittim tekrar. Bakın security tabına gidiyorum. Kim var orada? U2 var. Ama kim olması gerekiyor normalde? Niye? Çünkü bir klasörden taşıdık ya. Normalde şöyle onu da göstereyim. Bakın burada U1 var. Copy klasöründe. Ama ben kopyayı karşı tarafa kopyaladığımda U2 geldi. Niye? Çünkü dosyayı sıfırdan orada oluşturdunuz. Sebebi o. Tamam. Peki dosyayı move ettiğinizde ne olması gerekiyor? Move demek aslında bir yerden bir yere ittirmek demek. İttiriyorsunuz dosyayı diğer tarafa. Yeniden oluşturmuyorsunuz da oraya itiyorsunuz. Hemen yapalım. Move'u da karşı tarafa taşıyalım. Kes. Ve paste. Bu sefer move'un özelliklerine giderseniz bu sefer ne geldi? U1. Tamam. Yani aslında aynı partition üzerinde bir dosyayı bir yerden bir yere kopyaladığınızda sıfırdan oluşturulduğu için, aynı yerde oluşturulduğu için klasörün üzerinde ne varsa o geliyor. Ama move yaptığınızda direkt ittirdiğiniz için dosyayı ne varsa onu da üstünde götürüyor. Tamam. Yalnız bu kurallar aynı partition olduktaysa, yani aynı partition'dan kastım şu, aynı partition üzerinde bir klasörden başka bir klasöre taşıyorsanız geçerli olan ayarlar. Tamam. Peki şöyle düşünün. Benim USB bir diskim var. İşte D sürücüsü. İşletim sistemi kurulu olduğu yerde C. Şimdi orada düşünün. Orada ne olacak? Orada ben dosyayı kopyalarsam ne olacak? Taşırsam ne olacak? Şimdi dosya kopyalamak neydi? Gidip karşı tarafta aynısını oluşturmak değil mi? Dolayısıyla dosyayı kopyaladığın zaman ne olacak? C'den D'ye ben dosyayı kopyaladığımda ne olacak? Karşı tarafta izinler neyse onu alacaksınız. Yani D sürücüsünde ne izin varsa onu alacaksınız. Tamam. Peki move ettiğiniz zaman, taşıdığınız zaman ne olacak? Taşıdığım zaman, ben mesela şu move dosyasını D sürücüsüne taşıdım mesela. D sürücüsüne. Ne olmasını bekleriz? Bunlar neyse onlar olmasını bekleriz değil mi? Ama öyle değil. Orada şöyle bir durum var. Siz
bir dosyayı bir partisinden başka bir partisine taşırken şöyle yapıyor işletim sistemi, bir numara yapıyor orada. Yani bir partisinden başka partisine taşırken tamam aynı disk üzerinde, aynı partisinin üzerinde bir dosyada bir dosyayı başka yere taşırken problem yok. İttiriyor dosyayı. Ama bir partisinden başka partisine taşırken dosyayı ittiremiyor. Öyle bir şansı yok. Çünkü başka diskler, farklı fiziksel cihazlar. Dolayısıyla orada şöyle bir numara yapıyor. Dosyayı karşı tarafa kopyalıyor. Kopyaladıktan sonra dosyayı kaynağından siliyor. Aslında siz bir disk C'den D'ye dosya kopyalarken dosyayı kopyalıyorsunuz karşı tarafa. Sonra kes yaptığınız zaman. Kes yaptığınız zaman karşı tarafa dosya kopyalanır. Sonra kaynağından silinir. Dolayısıyla yaptığınız şey ne aslında? Kopyalamak. Dolayısıyla hedefin izinlerini alacaklar. Tamam. Yani siz bir sürücüden bir sürücüye dosyayı kopyalarken kesseniz de kopyalasanız da hep karşı tarafın izinlerini alacak. Ama aynı disk üzerindeyse, aynı partisyon üzerindeyse eğer, o zaman kes yaptığınızda kendi izinlerini götürecek. Kopya yaptığınızda ne olacak bu sefer? Kopya. Hedefin izinlerini alacak değil mi? İşte taktik bu. Bunu niye anlattım? Bunu böyle sınavda enteresan sorular sorar bunlarla ilgili. Aklınızda bulunsun. Yani taktik şu. Aynı partisinde copy ne demek? Hedefin izinden alacak. Aynı partisinde cut ne olacak? İzinleri de götürür. Aynı partisinde cut yaparsanız izinleri beraberinde götürür. Ama farklı partisinde copy ve cut her zaman hedefin izinlerini alır. Tamam. Şöyle bir durum söz konusu. Bunlar işimize çok yarayacak. Zamanı geldikçe. Tamam. Peki. Durum bu. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Security tabı ile ilgili. Security tabında bilmeniz gereken işte read'ler, write'lar, modify'lar, full kontroller, onların ne olduklarını bilmelisiniz. Çünkü hani bunları sürekli kullanacaksınız. Security sadece hani bir makine üzerinde bir sürü kullanıcı oluşturup o kullanıcıyla sınırlandırmak değil, security izinleri başka yerlerde de kullanacağız. Mesela paylaşımda oluşturacağız birazdan, orada da kullanacağız. Read hakkının olması dosyayı kopyalamak için yeterli. Yani işlerini ondan kopyaladıktan sonra işlerini yaparsın ondan sonra. Orada problem değil. Sadece o klasör içerisinde yapamıyorsun. Evet, onu söyledin iyi oldu. Yani read hakkınız varsa o dosyayı kopyalayıp istediğiniz yere götürebilirsiniz evet. Read hakkınız. Tamam. Yani write'a, modify'a falan full kontrol ihtiyacınız yok. Read olması yeterli. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. Bu klasörler için de aynı sistem geçerli. Tabii tabii. Klasörler için de aynı. Yani klasörde read hakkın varsa klasörde götürürsün. Var mı sormak istediğiniz? NTFS, security izinleri. Bu arada en son onu söyleyelim. Yani bu security izinlerin çalışabilmesi için partition'ınızın NTFS olması gerekiyor. Yani NTFS izinleri, NTFS izinleri deyip duruyoruz da esprisi buradan geliyor. Yani partition NTFS ile biçimlendirilmiş, formatlanmış olması gerekiyor. FAT32 olursa çalışmayacak. Mesela USB belleğinizin FAT32 ise eğer gidip ona izin ataması yapamazsınız. Olmaz. Peki. O zaman